Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün sizlerle birlikte powerbank alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini tartışacağız. Bunun için de powerbank yelpazesinin oldukça geniş olduğu Marmara Forum'da bulunan MediaMarkt mağazasına geldik. Gördüğünüz gibi arkamda belki onlarca, belki yüzlerce powerbank modeli var. Yani powerbank satın alırken karşınıza hayli geniş bir seçenek yelpazesi çıkıyor diyebiliriz. Peki bir powerbank alırken dikkat etmeniz gereken unsurlar neler? Dilerseniz şimdi bunlardan bahsedelim. İlk olarak arkadaşlar, telefonunuzun batarya kapasitesine göre doğru bir powerbank seçmeniz gerekiyor. Örneğin 5000 mAh'lik bir bataryaya sahipse telefonunuz, kalkıp da 5000 mAh'lik bir powerbank almanız çok da doğru olmayabilir. Neden? Çünkü bu telefonu bir defa ancak şarj edebilirsiniz. Dolayısıyla telefonunuzun bataryasının en az 2 katı kapasitesine sahip bir powerbank seçmeniz gerekiyor. Burada da 10.000, 20.000 hatta 30.000 mAh'e kadar powerbank kapasiteleri mevcut. Tabii burada şunu da unutmamak gerekiyor. Powerbank'in kapasitesi büyüdükçe boyutu da büyüyor. Dolayısıyla ben taşınabilir bir powerbank istiyorum diyorsanız, o zaman 10.000 mAh'lik powerbankler sizin için ideal olacaktır. Zaten günümüzde telefon bataryalarına baktığımız zaman ortalama 4000 ile 5000 mAh arasında değiştiğini görüyoruz. Dolayısıyla 10.000 mAh'lik bir powerbank ile telefonunuzu rahat bir şekilde 2 defa şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla bu da sizi 2-3 gün götürecek demektir. Peki powerbank'in kullanım alanları neler? Aslında bunu da sorgulamamız gerekiyor. Yani eğer ben dışarıya çıktığımda günlük olarak powerbank'i yanımda taşımak istiyorum diyorsanız, o zaman ince 5000 mAh'lik bir powerbank sizin işinizi görecektir. Nedir? Örneğin günün bir kısmında telefonunuzun şarjını kullanırsınız. Geri kalan kısım için telefonunuzu bu powerbank üzerinden şarj ederek günü tamamlayabilirsiniz. Fakat ben powerbank'imi yanıma alıp uzun bir yolculuğa çıkmak istiyorum diyorsanız, örneğin bu bir otobüs yolculuğu olabilir, o zaman kapasiteyi biraz daha yükseltmekte fayda var. Ya da kampa çıkabilirsiniz. Kampta malum elektrik bulmak çok kolay olmayacaktır. Bu gibi durumlarda 30.000 mAh'lik bir powerbank satın almak sizi rahat rahat bir hafta idare edebilir. Tabi burada powerbank'inizin ağzına kadar dolu olması gerekiyor. Şimdi gelelim powerbank'lerin sundukları artı özelliklere. Yani her powerbank'te çeşitli özellikler, çeşitli ekstralar bulunuyor. Nedir bunlar mesela? Kapasitesinden bağımsız olarak bazı powerbank modellerinde kablosuz şarj özelliği de bulunuyor. Bu powerbank'lerde arkadaşlar telefonunuzu powerbank'e kablo ile bağlamadan sadece üzerine koyup şarj edebiliyorsunuz. Tabii burada telefonunuzda da kablosuz şarj desteğinin olması gerektiğini unutmayın. Bunun haricinde bazı powerbank'lerin üzerinde LED ekranlar mevcut. Bu LED ekranlarda powerbank'i kalan şarjını gözlemleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla şarjı azaldığında tekrardan powerbank'i şarja takmanız da kolaylaşmış oluyor. Bu arada şunu da size dipnot olarak belirtmek istiyorum. Bazı modellerde bilgisayar vesaire şarj etmeniz de mümkün. Fakat bunların özel giriş ve çıkışlara sahip olduğunu da sizlere dipnot olarak hatırlatalım. Yani sadece telefon değil, bilgisayarınızı vesaire de bu cihazlar üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Şuna kafanız takılabilir. Ben bu cihazlarda telefonum haricinde böyle ne bileyim akıllı saatimi ya da kablosuz kulaklıklarımı şarj edebilir miyim diye soracak olabilirsiniz. Hemen yanıtlayalım. Evet, şarj edebilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama dediğim gibi notebook gibi, laptop gibi biraz daha büyük böyle kapasitesi fazla olan cihazları şarj etmek için farklı özel powerbank modellerinin bulunduğunu sizlere belirtelim. Bu cihazlardan alırsanız hem telefonunuzu, hem kablosuz kulaklıklarınızı, hem de laptoplarınızı tek bir powerbank üzerinden şarj edebiliyorsunuz. Son olarak powerbank üzerinde yer alan çıkışlardan da size bahsetmek istiyorum. Bir cihaz aldığınızda üzerinde 1A, 2.1A gibi ifadeler görebilirsiniz. Bunlar powerbank'in çıkış akımını gösteriyor arkadaşlar. Yani 1 amper, 2 amper, 2.1 amper gibi. Burada şu husus var. 1 amperlik çıkışla 2 amperlik çıkış arasında şarj hızı farkı bulunuyor. Örneğin 1 amperlik bir çıkış telefonunuzu 1 saatte şarj ediyorsa 2 amperlik çıkış bu süreyi yarı yarıya indirebiliyor. Fakat şurada ufak bir nüans var. Şarjın 2 kat hızlı olması bataryanızın ömrünü biraz daha kısaltabilir. Ama burada öyle çok önemli bir hasardan, önemli bir azalmadan bahsetmiyoruz ki zaten bir telefonu 3-4 sene kullansanız dahi
bu bataryadaki azalmayı fark etmeyeceksinizdir. Bunu da size belirtmiş olalım. Eğer hızlı şarj desteğine sahip bir powerbank almak istiyorsanız mutlaka çıkışını kontrol edin. Çıkışında 2 amper ifadesi bulunan bir powerbank alın. Yoksa aksi takdirde 1 amperlik çıkış size beklediğinizi tam olarak veremeyebilir. Çıkışlardan bahsetmişken şunu da belirtelim sizlere. Telefonunuz Type-C ile şarj olabilir, Lightning ile şarj olabilir. Bu genel olarak fark etmiyor. Fakat bazı telefonlarda, özellikle son dönemde çıkan cihazlarda şarj kablosunun iki ucu da Type-C şeklinde olabiliyor. İki ucu da Type-C şeklinde olduğu zaman powerbank'te de bir Type-C çıkışının olmasına dikkat edin. Çünkü çoğu powerbank'te sadece USB çıkışları oluyor. Dolayısıyla sizin şarj kablonuzun iki ucu da Type-C olduğu için bunu powerbank'e takmanız mümkün olmayabilir. O yüzden telefonunuza özel bir powerbank almak istiyorsanız telefonunuzun şarj kablosunda yer alan çıkışlara da dikkat etmenizi tavsiye ederiz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle powerbank alırken dikkat etmeniz gereken özelliklere değindik. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.